Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi üniversite verilerine göre diye başladı. İlimde ispatlanmış ki kalbin elektrik akımı EKG'ymiş ismi. Beyindeki elektrik akımından EEG'ymiş. 60 kez daha büyüktür, kuvvetlidir elektrik akımı. Kalbin akıldan 60 kez daha büyük. Beyindeki elektrik akımından EGG'den 60 kez daha büyüktür, kuvvetlidir. Kalbin manyetik, bu nerede kullanacağım işte. Kalbin manyetik alanı ise 5000 kez daha kuvvetlidir. Rastladığımız şeyler ya şuurlu ya da şuursuz istediklerimizin ya kendisi ya da neticeleri ya da sıfatlarıdırlar. Rastladığımız şeyler dünyada eylemlerimiz, düşüncelerimiz ya şuurlu ya da şuursuz, yani önümüze çıkan hadiseler, ya şuurlu veya şuursuz isteklerimizin ya kendisi ya da neticeleri veya sıfatlarıdırlar. Mesela bugün tabii gece kaçta kalkıyoruz Resul? 2:30, 2:25. 2, o civarda kalkıyoruz. Yani ondan sonra pek şeyimiz olmuyor derken öğleyin dersimiz oluyor. Tamam, öğleyin dersimiz oluyor. Sabah şey yapıyorsun, mikro saatleri vesaire derken Ramazan ya, zor oluyor. Bugün dersten sonra yatağa düştüm. Yatağa düştüm. Ha, dedin ya biz kimiz İrfan, yani Adem konuşuyoruz. Ulema mabeyninde olan bir mevzu. Benim rüya tabii bu. Hani şeyhin fikri neyse zikri doğdurur, zikri neyse fikri doğdururlar ya. Öyle kolumu da vurdum, az kaldı şey oldu. Zaman hakkında. Rüyada zaman. Aklım hayaline gelmeyen bir şey dediler. Kim dedi? Rahman'e midir? Şeytan'ı da bilmiyorum. İspatlanmamakla beraber. Dünya ahirete, her daim ahiret hesabına çalışıyor ya. Ahiret hesabına çalışan şey dünyada olup tamamen bir tamamı ahiret sistemi olan, o sistemin adı zamanmış. Şimdi bu rüyanın şeyi, hani doğru veya yanlış onu bilmiyorum. Dünya bir tamamı ahiret hesabına çalışıyor ya, İsa'da bu tabir var. Bu tabiri kullandıktan sonra diyor ki, yani dünya ahiret hesabına bir tamamıya çalışırken, bu dünyayı ahiret hesabına hallaç pamuğu gibi, yani hakikatını öteye taşıyan, hakikatını çıkartan, yani elek gibi, yani ahire buralı olmayıp tamamen bir tamamı ahiret, ahiretin sistemi olan zamandır diyor. Ahiretin sistemiymiş, ahiretmiş yani. Ya, değirmen gibi mi düşünmeliyiz abi? Mesela onu öğütüyor ya, içinde kendini evet. Çıkarıyor. Değirmen burada zaman mı olur? Ya, yanlış mı anladın ben? Yok, bu olmadı senin dediğinde. Yani böyle içini çıkartıyor, şey yapıyor. O bir sıfatı diyebiliriz yani. Ama sistem, zaman denilen sistem buralı değil yani. Bununla hiç alakası yok. Zaten dikkat edersen hacmi yok, kütlesi yok. Zamanın zamanı yok. Her şeyi bir yerlere taşıyor. Bir sıfatıyla değirmen gibi unun içi, danenin içini çıkartıyor. Fakat sistemi söyledi, sistem. Bu ahiret sistemiymiş. Hani bir şeyler adına hesap çalışıyor, hareket ediyor ya. Ama bilmiyorum daha bunu kazamadım şeyini, bugünkü hadise. Sistem, zaman denilen sistemin dünya cinsinden olmayışından, zaten şey yapamıyorlar yani, alttan üstten tutulmuyor. Berzak gibi bir şey mi acaba? Yani
dünya ile ahiretin arasında bir sistem çalıştı. Yok, sistemmiş yani, berzat değil. Sistem bu. Tamam, zaten zamana hükmetmek için dünya cinsine ulaşabilirsin, sıyrılman lazım. Çok güzel. Kalpler onun dereceye hayatına geçmen lazım. Zaten o da bu dünyayla alakası yok. Bu dünyada evet. İdrat eder ama bu dünyayla alakası yok yani. Harika. Harika. Bir de 16 lemalarda bunu şey yapalım. Zamanın mahiyet eşyaya muhtelif tesiratı mı var diyor. Evet abi. Tesiratı yani, muhteliftir diyor. Tesiratı muhteliftir. Yani eşyayı evirip devirip çeviriyor. Yani bir şey adını hareket ettiriyor. Yani çıkartırsan ahireti dünyadan, dünya donuk olur, biter. Durduğu yerde durur. Çürür ve kurur. Zamanın diyor mahiyet eşyaya tesiratı muhteliftir. Güneş geldi. Her şeyi eşi iş yapıyor, tesiri. Güneş bütün mahlukata farklı bir şekilde kendini gösteriyor ya. Evet. Bir de en garibime giden şu. Eğer zaman mahluk olmasaydı Allah sanal, hayali bir şey yemin etmezdi. Allah nerelere yemin ediyor diye çıkarttım. Onu merak ettim. Getirir misin 22. defteri? Allah nerelere yemin ediyor? Niye zamana yemin ediyor? Sonra merak ettim. Nerelere yemin ediyor? Acayipime gitti ya. Galiba Allahu Alem 13 yere yemin ediyor. Neyse, yani bugünkü şey o, rüyamız. Ahiretin şeyi. Ver abi. Öyle büyük bir sistem ki sanki herkesin dişlisi farklı, ona göre muamele ediyor. Büyük bir fabrika sistemi gibi. Evet yani, şeyi... bak şimdi zamanın mahluk değilse, mahiyeti eşyaya tesiratı, tesiri muhteliftir. Evet. 74. sayfa. Bir de sizinle şey yapmak istiyorum. Enfus kadroyla. İlim deyince ne biliyoruz? İlim. Bilmek değil mi? Bu mu ilim? Hayat deyince ne biliyoruz? Canlılık hareketi. Hiçbir şey bildiğimiz yok, biliyor musun? Ben kendim için söylüyorum. Yani kusura bakmayın ama. Yani ilim deyince mesela ne biliyoruz İrfan mesela? Külliyattan birkaç yıl var, malime tabidir falan böyle. Ben de öyle biliyorum. O da olayı kapatma, örtbası. Yani İrfan'ım, canım benim, hakikaten, vallahi ya. Merak edin, hocasıdır. Ha işte, oysa tabela Malatya 10 kilometre. Merak ilmin hocası bu. Malatya mıdır tabela? İşaret ediyor. O işaret. Ya tesirinden şeyiz ama kendisini bilmiyoruz. Allah'ın subutu sıfatından olan ilmi bilmiyoruz. Kavramların içini dolduramamışız. Ya. Kavram, ilim, hikmet, usul diye şey yapacağım inşallah sizinle. Mesela ustad hikmet diyor, çömlek diyor. Şey diyor, elek diyor. Fehim, süzgeç. Yani böyle bir şey lazım. Böyle tutulur, gözükür böyle bir şey. İnşallah onu şey yapacağız. Ulan geçinelim. Allah nereleri yemin ediyor? Tövbe, 13 tane mi dedim? 17. Allah kendi ismine yemin ediyor. 15'e 92. Peygamberlerine yemin ediyor, peygamberlerin kutsiyetini. 36'ya 1. Peygamberlerin yaşadığı veya vahyin geldiği beldelere yemin ediyor. 52'ye 1. ve 3. ayet, 1 ve 3. 1, 2, 3 ayet. 90. surenin 1. ayeti. Meleklere yemin ediyor. 37'ye 1, 79'a 1, 2. Kur'an'a yemin ediyor. 56'ya 77, 52'ye 2. Kıyamet gününe yemin ediyor. 75'e 1. Kainatta var olan önemli varlıklar üzerine mesela kaleme yemin ediyor. 68'e 1. Gökyüzüne yemin ediyor. 85'e 1, 86'ya 1. Güneşe yemin ediyor. 91'e 1. Ay'a yemin ediyor. Dikkat edin, sonra patlatacağız yani şeyi. Bu şunu okumuyorum. Nerelere yemin ediyor? Bakın, realite hayal midir? Ay'a yemin ediyor. 91'e 2.
Geceye yemin ediyor 92'ye 1. Sabaha yemin ediyor 89'a 1. Kuşluk vaktini yemin ediyor 91'e 1. Yani yukarıdaki o kaleme yemin ediyor, incire yemin ediyor. Bunlar muhtelif eşya dedik. Onları detayına girsek çok olur. Zaten ammenin vav hep böyle yemindir zaten. Yani onu bir şeyle bitirdik. Kuşluk vaktini yemin ediyor 91'e 1, 93'e 1. Zamana yemin ediyor. Yani dikkat ederseniz zaman da bir mahluk. Canlı, ruhlu, şuurlu, vücut haricisi olan bir varlık ya. Geceye, aya, gündüze, gökyüzüne, kainattaki varlıklara, mesela kaleme, Kur'an'a, kıyamet gününe. Bunun arasında zamana yemin ediyor 103'e 1. Velhasr. Yıldıza yemin ediyor 53'e 1. Havaya yemin ediyor 51'e 1. Bitkilere yemin ediyor 95'e 1. Zamana bak yani. Bunların içine düşündüğün zaman zaman imtiyazlı bir şey. Yani mahluk. Allah var olmayan, realitesi olmayan, vücut haricisi olmayan, canlı ve ruhlu, şuurlu olmayan bir şey yemin eder mi etmez. O zaman bak hemen lemalara geçelim. Zamanın mahiyet eşyaya tesiratı muhteliftir. Demek var da bir şey yani. Bak ben bunu tesir ediyorum, bunu da böyle koyuyorum, bunu da böyle koyuyorum. Tesir ediyorum yani. Varım da yapıyorum bunu. Var yani, adam var. Zaman seni tanıyor İrfan. Şuurludur, akıllıdır. Kime ne tesir edeceğini biliyor. Seni tanıyor, biliyor. Seni tanıyor yani. Realitesi var yani. İşte bugün de bugünkü rüyamda da yani acayip yani sarhoş gibi oldum yani. O saatten beri yani iyi değilim yani. Durumum iyi değil. Diyor ki yani anlayacağım. Ahiretin sistemiymiş. Buraya monta edilmiş. Bizatihi yani. Berzatihi. Zaman hani bir tamamıya diyor dünya ahiret hesabına çalışıyor var ya, bu sistemin adı, ahiret sistemin adı zaman yani. Burayı aktif etmiş o. Buralı değil yani. Dikkat edersen yaşı da yok. Gecesi yok, gündüzü yok, soğuğu yok, kışı yok, yazı yok. Tipi yok, geçmişi yok, geleceği yok. Ve buna hükmetmek için diyor dünyadan sıyrılman lazım diyor. Kalp ve ruhun dereceye ayetine geçmen lazım. Bastığı zaman tayi mekan. Dikkat edersen Risale hep yapmış ya. Bilmiyoruz ya. Bilmiyorum, ben bilmiyorum. İlim demişiz. Ne biliyorum ilim hakkında? Ne biliyoruz Allah'ını seversen ya? Senelerce okuyor. İlim nedir? Merak ilimin olcasıdır. İlim işte varlığı tanımlayan, sıfattan yani bu mu yani? Bir tanesini bugün dedim ki, sen kendin hakkında ne biliyorsun dedim. Allah aşkına dinliyorum, sabırla dinleyeceğim. Oruçluyum dedim ya. Sen kimsin bir bana anlatır mısın? Cilt sayfayı bir bırak ya. Yani. Anne babayı bırak. Sen kimsin ya? Hakikaten ya. Aynı böyle dedi ya. Bu normal bir adam değil ya. Dedim ya bugün sofrada. Maliyede müdür ya. Maliyede müdür. Gelmek istiyorum yanına dedi ya. Bir dakika niye geleceksin? Kimsin sen? Ben müdürüm. Boşver dedim müdürüm. Sen kimsin dedim. Cilt no sayfayı bırak. Sen kimsin ya? Bilmiyoruz ki. Yani o rastladığımız hadiseler mesela hüsnü zana ayna diyor. Arun tutturdu zandımız. Yani duramayasın zaten ya, seni tutamazsın bize. Ayna diyor. Yani hüsnü zan aynaymış ya. Dibine bir gittim bir baktım ki ahlaktan çıktım ya. Ahlak ya, dibine bir baktım. Ahlak var içinde. Suya kötü ahlakın suyu zanla çıkıyor dışarıya kendisini. Ben sana tılsım neyle çözülür İrfan? Allah Allah, bugün neylim neylim ya. Durumum iyi değil ya. Bu rüyadan sonra bir de olmuyor. Tılsım üç şeyle çözülüyormuş. Tılsım üç şeyle çözülüyor. Risaleden bak. O da mı rüyadan yoksa? Yok bu açık. Bu zaman iyi değil ya. Durumum iyi değil ya. Bir tanesi dedi ki eğer zamanla dedi bunu şey yaparsan haşir, ahiret zaman üzerine durursa bu da bana ait rüyada. Ve şey yaparsan ahiret ayan beyan olur, şuhut olur. İmtihan kalkacak seviyeye gelir. Zamanı biraz daha aralarsanız. Evet. Ahiret şuhut derecesine artık ayan beyan olur. Yani içsel aleminde
his seviyesine gelir ahiret hepimizin nazarında. Biraz daha aralarsa. Bak şimdi, bugün şey yaparken, zan okurken bayağı çalıştım. Ya ne kadar biliyor musun? En az 7-8 saat çalıştım. 100, 200. Başka bir şeyim yok. Kur'an ve bu. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Yani oruç tutma, bakın dikkat edin. Ramazan Risalesi var ya, oruç tutmanın farz olduğu ayet koymamış. Kur'an ayetini koymuş. Kur'an'ın Ramazan'da indiğini bahseden ayeti koymuş. Açlık falan değil. Orucun farz olduğu ayetler var. Geçmiş ümmetler olduğu gibi size de farz kılmıştır. Koymamış. Şehr-i Ramazan'ı. Şu okuduğun ya ayet. Ramazan'da indirdi. Kur'an'ın indirilmesinden bahsediyor. Ramazan Risalesi'ne. Ne alakası var yani? Oruçtan bahsetmesi gerekir. Kur'an'a muhatap olmak için oruç var. Kur'an'a muhatap olmak için oruç var. Mesela açlık için oruç yok. Eğer oruç açlıksa, unutarak yemek yemiş adam, açlığı gitmiş, orucu bozulması lazım. Orucu gene bozulmuyor. Açlığı gitti ya, bilmeyerek yedi. Yedi, açlığı gitti. Oruç ne olması? Oruç hala devam ediyor. Demek ki oruç açlık değil. Açlık da, açlık bir vesiledir. Allah'ı tanımak, hatırlamak, hissetmek. Bazı insan işte tok olunca, oruçtum ya falan hatırladı mı? Allah hatırladı mı oruçtusuna. Bak şimdi, tılsım neyle? 8. sözde tılsım çözülür diyor ya. Bak neymiş biliyor musun? Güzel ahlak, hüsnü zan, güzel fikri. Üçü bir araya gelirse tılsım açılıyormuş. 8. sözde. Bizim bildiğimiz söz. Ya tuhaf ya Risale. Zandan geldi söyle. Acayip ya. Mesela şey bulmuş. Ahirete iman ettiği halde dünyayı esas alır. Niye? Bir, dünyevi menfaatinden, derdi maişet endişesinden, tulu emelinden, gelecek endişesinden, zarret zanni. Ya neler ya, neler var ya. Neler var ya, bu acayip bir şey olacak ya. Risale'nin. Onun için vasiyetnamemde yazıyor ki, Elbaki velbaki, rahmeti Deccal'a ve televizyona düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Biz an için kaç ay oldu? 2-3 ay oldu değil mi Rahat? Fransa'dan önce başlamıştık. Bak tısım neyle şey yapılıyor? Zana bak şey, bugünkü reye bak ya. Ondan sonra diyeceksin ki ben buldum. Allah seni hak ile yeksan eyler. Allah seni hak ile yeksan eyler. Nefsine verirsen. Kime ne, kimde ne bekliyoruz ki? Para mı bekliyoruz? Şöhret bekliyoruz. Bugün abi İbrahim İpekoğlu şey attı bana. Abi dedi kanal kaç? Kanal 28 TV'de irtibatlanmak istiyoruz, program yapmak istiyoruz diye. Yani bir şey anlatmadı. Yani şöhret veya tanımak şey olsa adam bak program yapalım diyor. Sağ olsun demek ki takip ediyor. Program yapalım oranın şeyiyim diyor, yöneticisi. Program yapalım diyor. Şimdi bizim derdimiz çekirdek kardeş. Topluma böyle hitap edecek aptal değilim, ben de bilirim. Milyonlara hitap etme yolu bu değil. Bizim derdimiz çekirdek. Ağacın çekirdeği olur. Çekirdek dar daire. Dar daire hizmet. Esas al. Şimdi devam edeyim. Önüme bak işte oraya da. Dünya bir tamamı ahiret hesabına çalıştığı için dünyayı ahiret hesabına işleten işletim sistemi. Yani şöyle diyeyim tabir. Şimdi bana ait. Fabrikaya adam kurdu, işletemiyor. Devretti. İşletim senin olsun, yarısı senin, yarısı benim. Gelen o adamlar fabrika işletiyor ya. Dünyaya ahiretten geldiler, işletiyorlar. Zaman. Ahiretin hakikati işletim sistemiymiş. Bunda gezen insan. He? Bunun üstünde gezen insan. İnsan içinde mi geziyor, dışında mı diyor, o da belli değil. Oralı değil, buralı değil. Sanki mevzu da biraz bunu sistem derseniz tek bir esma olmayacakmış gibi geliyor bana. Zamanın içinde mi? Dehir sadece esma değil yani, başka esmaların belki bütünlüğünden gelen bir şey. Bak abi bir tane de bir deliden çıktı işte. Sanki kafam tamdı.
doğru. İçerisinde değer esması başkasını da tazamın eder mi? Yani galip esma değerdir. Değerlerini de tazamın edebilir mi? Bilmiyorum. Sistem diyorsanız ya. Evet, sistem. Kardeşim, sistem. Bak bugün vesveseden şöyle yap, böyle yapma, böyle düşün değil. Sistem nasıl çalışıyor vesvese? Vesvese. Mesela bilgisayar sistemin adı. Parçalar bir araya getirilmiş. Bu lüme-i şeytani bilgisayar. Linux, Windows, Windows'un 5, i5, i7 yazılım programı var. Bu da vesvese. İşletim sistemi lüme-i şeytani, yazılım programı. Vesvese patronu şeytan. Ya şeytan var arkadaş ya, böyle kalem gibi realitedir ya. Mahluktur ya. Adam var yani. Adam iş yapıyor. Adam iş yapıyor. Şu anda dinliyor. Biliyor yani. Yani bunu bir bilsek var ya, o zaman benim yani ben kötü hissediyorum. Sen mi hissediyorsun ya ki? Sen misin bu ya? Ya bunu anlatamıyorum ki ya. Ya bu sistem çalışıyor. Adam aktif. Seninle alakası yok mu işte bu kötü olmanın? Yani bu seninle alakası yok. Ben kötüyüm. Seninle alakası yok diyorum ya. Çıldıracağım artık ya. Yok ya, seninle alakası değil. Sen değilsin o. Her şeye ben diyoruz. Her şeye ben diyorlar. Bu kadar yalancılık olur mu ya? Bu kadar da yalan olur mu ya? İyilik yapıyorsun, ben yaptım. Kötülüğü hissediyorsun, ben kendimi kötü hissediyorum. Benim psikolojim bozuk. Bu ameli ben yaptım, namazı bir gün, hayrı ben yaptım, bu dersi ben anlattım. Lan bu ben neresi bir şeymiş ya? Ne kefasıymış ya? Hastalığımın sebebi ben. Riyakarlığımın sebebi ben. Cehenneme gitmemin sebebi ben. Ulan ne olacak ya şu ben ya? Hep ben ya. Lan ben deme ya. Diyorum kendime. Benmiş. Hastalığın temeli ben ya. Enaniyetten kaynaklanır. Ben hastayım. Ya sen mi hastasın? Bırak adam hastaysa hasta olsun. Biz enerji yaydığımız gibi her şey ve herkes de enerji yayıyor. Koku enerji değil mi? Her şey enerji yayıyor. Niçin bir eşya dura dura eskiyor? Enerji yayıyor. Bak biz enerji yaydığımız gibi, mesela birisi beni görse, ya moralı bozulur mu yani? Ha, yok, aktif olur. Onun için ben böyle beraber hareket ettiğimiz adamla pısır pısır şeyler istemiyorum. Aktif olacaksın böyle. Çıta gibi çak çak. Hastaysan hasta olacaksın. Yatakta yatıyorsan yatakta olacaksın. Ayaktaysan ayakta olacaksın. Ders yaparken ders yapacaksın. Bir şey diyor ki İbrahim Hakkı Hazretleri. Yemek yerken yemek ye diyor. Yoksa yemek seni yer. Yemek yiyorsun. He ne oldu ya? Ne yapmıştın ya onu falan? Lan yemek mi yiyorsun adam gibi şey yapma. Ne yediğini bilmiyorsun ha, bundan zevk aldı ya. Doktorum, bende bir manyaklığı var, oynatmış. Ya Allah Allah, yemek yemeyi bilmez. Yemek yerken yemek ye diyor. Yemek seni yemesin. O yemek yiyebilmen için 4 saat yememen lazım. Bak, rastladığımız şeyler, bir daha okuyorum o cümleyi. Yani önümüze çıkan şeyler var ya, ulan kardeşim sigortalı mısın ya, bana de, bana otobüste diyorsun belki de. Ulan bunlar hep bana mı denk geliyor? Niye? Rastladığımız şeyler ya şuurlu ya da şuursuz isteklerimizin ya kendisi ya da neticeleri ya da sıfatlarıdır. Zanlarımız oluşturuyor. Çekiyor yani. Biz enerji yaydığımız gibi her şey ve herkes de enerji yayıyor. Nasıl ki İki elementin elektronu dörtten küçük olan, güçlü olan tarafından kendine çektiği gibi biz de insanları ya çekeriz ya da çekiliriz. Sen kimyan. Şimdi kimya okumuşuz hepiniz, mektep doktorumuz var yani. Şimdi elektron diyelim ki oksijen. Atom ağırlığı kaçtır? 8. Ay şey yapar mısın, numaralandırır mısın? 2, 6, 2. O kadar. 2, 6. Şimdi bu 6, 4'ten büyük mü kardeşim? Büyük. Bu adam şimdi gidip de evlenmez. Bu erkektir. Kızı alacak bu tarafı. Hepsini 8'e tamamlanacak, öyle mi?
son halka 8'e tamamlanacak. 2 şey 6 8'e tamamlaması için 2 alması mı daha şey, yoksa 6 2'ye mi gitsin? 2 alması daha kolay, mantıklı olduğu için sistem. Ama 2 olsaydı son elektron, 8'e tamamlamak için 6 almak. 6 almak mı yoksa 6'ya gelin gitmek mi? Gidiyordu ya. Yani biz ya çekiliyoruz ya çekiyoruz. Ortada bir şey yok. Onun için oturduğun kalktığın kişilere aynı böyle yapıyoruz. Ya çekiyorsun lokomotif gibi ya çekiliyorsun. Ya yutuluyorsun ya yutuyorsun. Onun için bir cemaate gittiğin zaman bir nur talebesi yutar hepsini. Çeker, etkilenmez, etkiler. Elektrikle. Allahu Ekber ya. Her şey bize çalışıyor, farkında değiliz ya. Zamanın kendisinin geçmişi, hali, geleceği yoktur. Yalnız yaptığı, ortaya çıkardığı, görünen şeyler ile, şeyleri iyi kötü, dün yarın gibi şeylerle öğrenmiş oluruz. Kış, yaz, zamanın kışı yok ki. Gecesi gündüzü var. Yaptığı şeylerle netice itibariyle, kar yağdırıldak, zaman kışmış. Zaman kışı yok ya. Suretleriyle muhatap oluruz. Hayır, hakikati gören yok ki. Neticesi bu ya. Ya kar varmış, yine kış var. Zaman kışmış. Ha, zaman kışmış. İyi paltı versek mi bu zamana? Üşümeseydi bu zaman. Gece saat kaç oldu? 3 oldu abi. Gündüz kaç oldu? Lan benim nasıl bir şey ki her şey o. Kaç yaşındasın? 40 yaşındasın. Neren 40 yaşında ya? 40 senelik hücren mi var? 40 senelik hücren mi var? Zamanın hakikati lef-i muhafızda mıdır abi? Zamanın hakikati lef-i muhafı ispatta. Mahiyeti mi şey? Bu hakikati diyor. Mahiyeti abi. Mahiyeti. Mahiyeti ta şeye kadar gidiyor. Arş-ı Azam'a kadar gidiyor. Ama tabi Arş-ı Azam'a kadar gidiyor. Arş'ta esma. Bütün esmaların mahiyetleri Arş-ı Azam. Hakikatları arş. O şeye kadar arş. Lef-i mahve ispatı kadar zamanın hakikati. Ondan sonra esirdir, enerjidir. Bundan sonra atom hareketleri olarak kendisini gösteriyor. İndirgene. Bak, duygular da zamanın daha arkasında, duygular da zaman arkasında. Çünkü duyguların kaynağı sıfatlar, zaman ise der esması. Duygular da arkada. Kaynağı ile çözmeye çalışıyorum olayı. Mesela göz, basar sıfatı. Simi. Tamam mı? Zaman ise esma. Bir de zamana soğumayın diyor. Hayal bir şey olsaydı soğun derlerdi yani. Soğun gitsin yani ne olacak? Ama zamana soğumayın diyor. Bir hakikattir diyor. Başka bir yerde gördüm ya. Sizin ikiziniz mi diyor? Bir şeydir ya, o bir şey nasıl ki hurme halanızdır diyor ya. Zaman da böyle bizim bir, bizim cübelan ettiren bir şeyimizmiş diye söylüyorum. Yanlış olmasını tabir etmeyeyim şimdi. Duygularımız zaman da arkasında, çünkü duyguların kaynağı sıfattır. Zamanın kaynağı esma. Esma yani, dolayısıyla geçmiş geleceği etkilediği gibi, geçmiş geleceği aktif ediyor. Şimdi geçmişi kaldırın, gelecek var mıdır? Geçmiş geçmemişse gelecek gelmeyecektir. Geçmiş geçmemişse gelecek gelmeyecektir. Geçmişi durduralım. Gelecek gelebilir mi? O zaman geleceğin gelebilmesi için geçmişin geçmesi lazım. Tamam. O zaman gelecek var mıdır? Geçmiş kadar kesindir. Öyle mi? Geçmiş ne kadar kesinse, geçmiş diyebilmen için aynı anda geleceğin çalışıyor olması gerekiyor. O zaman geçmiş geleceği gösteriyor. Aynı kalitededir.
Şimdi hali kaldır. Ne geçmiş var, ne gelecek var. Dünyayı kaldırdın, ne ahiret. Bak şimdi, dünyayı kaldır, ne ahiret kaldı, ne ezel ne evet kaldı. Hiçbir şey kalmaz. Her şey aslına dönür. O zaman hal şimdiki zamandır. Tamam. Ondan sonra ezel tarafı Nur-u Muhammed'i, evet tarafı insan fıtratı. Yani şu dünyanın varlığından daha kesindir ahiretin geleceği. Diyoruz ki şu hal diyebilmen için iki şeye ihtiyaç var. Hal. Ya geçmişin geçmesi gerekiyor, geleceğin gelmesi gerekiyor. Bak, hal diyebilmek için. Bir daha yastan yastan korkma, bir şey olmaz. Şey, dehşet alıyor, dehşet alıyor her şey. Ne bağırırsa bağırsın, varsın her şey, kürüş her şey. Tamam. Bak, hal olması için geçmesi lazım. Geleceğin gelmesi lazım ki hal olsun. Hali kaldırırsanız geçmiş geçmemiştir, gelecek gelmemiştir. Anladın? Hal dünyadır. Şu alem şahadettir. Kaldırdığın anda ne ahiret vardı, ne geçmiş, ne gelecek, hiçbir şey yok. O zaman bu hal ne kadar kesinse diyebiliyorsan hal gelecek onun kadar kesindir. O zaman ahiret dünyadan daha kesindir. Çünkü ahiret gelecektir. Haşir meydanı geçmiştir. Senin cennetin gelecektir. Gelecek cennettir. Geçmişin haşir meydanıdır. Bütün geçmişin haşir meydanı kadardır. Hali ortadan kaldırırsanız geçmiş geçmemiştir. Geçmiş geçmemişse gelecek gelmemiştir. Nerede devir yapacaklar? Bak dikkat edin. Gelecek gelecek ki geçmiş geçmiş olsun. Aslında geleceğin gelmesiyle geçmişin geçmişte dönüşme anıdır. Andı alem-i şehadet. Geçmiş de gelecek de buradadır. Yani. Aynıdır Lazcası. Geçmiş ve gelecek andadır zaten. Bir daha şurası çok önemli. Geçmişin şey, geleceğin gelebilmesi için geçmişin geçmesi lazım. O zaman geleceğin gelme anı gelmesidir geçmişin geçmişi. Bak, geleceğin geldiğidir. Gelecek gelmiştir. O anda geçmiş geçmiştir. O da zandır. O da zandır ve andır şu andadır. O da zandır ya. Zamanı anı tamam. Zaman istediği gibi oynatır. Zan. İleri geri. O bizim elezon yay, çok güzel misaldır. Kalemin içindeki yay gibi veya arabanın amatör yay gibi. Uzun ya. Bu yay. Ustat öyle diyor. Zaman hattı mustak üzerine gitmiyor. Daire vari çiziyor diyor. Tamam, tuttum buraya. Tamam abi. Bastı zaman tay mekan yapacak. Tut abim. Tuttum. Buraya tuttum. Kaç sene dünya kuruldu, vefat etti diyor. Kaç sene geçecek? 7000 sene. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sıkıştırdı, sıkıştırdı, sıkıştırdı. Başından sonuna kadar her şey yaşaması lazım ki can şumur peygamber olsun. Sıkıştırdı, durdu, tamam. Santimetre ölç, 63 santimetreymiş. Fazla bu kadar sıkışırmış. Bu kadar olur. İsa Aleyhisselam dedi, hemen sivri zekalar var. 33'e indirdi abi dedi o. Lan o hala yaşıyor lan. O hala zandadır o. Kaç sene yaşıyor? Genç ölen var mı peygamberlerden? Var ama peygamberler. Zanlarla devam ediyorlar. Peki. Bak, şimdi. İddialı cümleler geliyor abi. Ne diyor? Peygamber ölür mü diyor ya. Ölü diyor. Peygamber ölür mü diyor. Ölü demeyiniz şehit ediyor. Şimdi eğim mi uçtu ya, parmağım mı uçtu, sana mı söylüyorum şu anda? Neler oluyorsa, seyrediyorum ben. Şeyde o zaman uçtu. Bu parmağın uçmasının şu anda uçmuş şurası. Sebebi şu oldu. Sürat ya, geleceğin gelmesidir geçmiş geçmiş. Geçmişin geçmişi. Yani bir şey yok orada ya, çizgi. O andı. Tın, tak, tak. An var ya an, bir saniye sonra öncesi yok ya. Niçin yok? Geleceğin gelmesi anında an değil de geleceğin gelmesidir geçmişin geçmişi, geçmesi. O işte geleceğin geçmişe dönüşme şeyidir. O anıdır.
şimdiki zaman. O zaman bu dönüşüm yeridir şurası. Dünya böyle bir yerdir. Gelecek ahirettir, geçmiş haşır meydanıdır. O zaman şu andan daha kesindir gelecek. Dünyadan daha kesindir ahiret. Peki o gelecek geçmişe dökülürken farklı olan bir durum yok mu? Var tabii. O farklılık burada kaynak şey oluyor. Bir aslında orada bir üretim var yani. Hayır şurada işte orada. O anda bir üretim oluyor. O anda. Yani geleceğin gelmesi demektir geçmişin geçmesi. Hani geleceğin geçmesine olma şekline anında şimdiki zaman ve alemi şahadet deniliyor. İlim olarak geliyor. İlimden, ilmezeliden geliyor. Varlığa dönüşüyor. Anda kudret iradeyle beraber arkaya çıkartıyor. Ha şimdi oraya geliyordu. İlimde niye girdik? İlim olarak geliyor. Burada iki tane söyledim. Üçe dönüşüyor. Bu ilim şeye dönüşüyor. İrade, kudret, kelama dönüşüyor. Kelama dönüşüyor. Üçe dönüşüyor. Dönüşme, o an demek zaten kudret, irade, kelama dönüşünce o an şey oluyor, an oluyor. Yani gelecek artık gelecek değil o, andır. An olma da bu üçe dönüştüğü anda da aynı zamanda geçmiş oluyor. Bu da hafıziyete inkılap ediyor. O da format değiştiriyor. Yani ezele dönüşüyor. Ebed, ezel. O üretim bandı zaman oldu. Zaman oldu. Bu bantta şeyi üretti. O bu buradaki şeydir işte bu. Zan işte. İlim ve kudret arasındaki tam o berzaha. İlimle kudret demeyeceksin. İlim, kudret, irade, kelam. Yani ilmin buna dönüşme, nasıl diyeyim, anı desem bile an bile zaman veriyorum. Dönüşmesi de. Kelam niye abi nereden? Yani pek irade kudrete alışırız da kelama. Esma'ya, ne açıdan kelam? Vahiy. Kur'an ilim sıfatından gelmedi ki. Kur'an ilim sıfatından gelmedi ki. Kur'an kelam sıfatından geldi. Yani kelamın o yaratılışta bir fonksiyonu var mı kelamın? Tabii, yaratılmaz zaten. O her şey kelam oluyor bu sefer. Mevcudat bir kez ayet. Ve min ayatina, ayatina. Konu ayet. Ayetlerimiz ayete dönüşüyor. Şey, o tahavülat için sessizce konuşması ve konuşturması. Mevcudatı sessizce konuşması ve konuşturmasıdır. Yani ilim, irade, kudret, kelama dönüşmesine, bu üçe hal, an, hal, şimdiki zaman ve alem-i şehadet. Bu gayb, tamam mı? Ondan sonra yani ahiret, meleği âlâ, burası da haşir meydanı. Haşir meydanına dökülüyor. Ama bu bak, geleceğin gelmesi demek aynı anda ilim, kudret, kelama dönüşmesi, aynı anda geçmişin geçmiş de geçmiş demektir. Aynı anda oluyor üçü. O zaman an demek üçünü tazaman ediyor. Anda geçmiş gelecek de vardır. Anı çıkarsan ikisi yoksa, anı koyarsan ikisi var oluyorsa, an derken şu anda geçmiş gelecek vardır. Üçü gayri müfektir. Birbirine kopartamazsınız. Yani kaldırın dünyayı, ahireti komple yok ettiniz. Yok. Ahireti kaldırın dünyadan, odundan, nuru, dumanı kaldırın gibi olur. Dünyadan ahireti kaldırın, buzdan suyu çekmiş gibi olursun. Buzdan suyu çek bakayım ne olur. Buz. Buz kabul edin. Buz dünyadır. Su ahirettir. Ahiret dünyanın neresindedir? Su buzun neresindeyse. Şu cümleyi bitireyim, ondan sonra tamam çaya geçeceğiz. 2-3 cümlem kaldı. Dolayısıyla geçmiş geleceği etkilediği gibi geçmişin geçebilmesi için geleceğin gelmesi lazım. Gelecek de geçmiş etkiler,
geçmişin de geçebilmesi için geleceğin gelmiş olması lazım. Eşyaları yani zamanın tesirinde olan olayları, eşyaların yerlerini öne arkaya değiştirmek suretiyle, yani eşyayı öncelik sonralık. Yani sen tak 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 elimi yapıyorum, konuşuyorum, konuşmuyorum, oturuyorum. Öncelik sonralık şeylerini, vasıflarını koyarak zaman dediği, eşya yaptığı tesir ortaya çıkıyor. Sıradanlık getiriyor. Mesela düşünce konuşurken sıradanlık oluyor. Sıraya koyuyorum. Bir anda hepsini diyemem. Bu Allah yapar ancak. Demeden değer. Allah sıraya koymadan konuşur. Biz onu yapamayız. Bütün konuşmayı sırama koyarım. Duygularımı sıraya koyarım. Yemeğe otururken sıraya koyarım. Sıra deyince ilim var, kelam, irade, kudret var ya. Sanki o sıfatların birbirine düzenini yapan zamanmış gibi. Zaman? Sıfatlarla mı oldu bu iş biraz daha karışık? Ama yani hakikate dönüştü artık. Yani onlar şeydir, sıfat. Ama hakikate dönüşüyor. Yani hakikate dönüşüyor. Hakikat kendisini burada vücudu hariciye dönüşme var ya, bu alem-i şehadet atom seviyesine. Hayat aynı zamanda. Başka bir şey de buldum. Aslında bunlar ilim varlığa dönüşecek. İrade, kudret, kelam. Tam da gene madde değil. Yani mahluk olması için hayat lazım. Çünkü bu hep hayattan yapılmış. Bunun maddesi hayattır. Taşın toprağın hayattır. İşte bu sıfatların, daha şey yapamadım, dibine giremedim. Bu ilim sıfatını dedim ya. İrade, kudret, kelama daha mahluk olmadı. Mahluk olması için hayata da geçiyor. Çünkü maddesi hayattır. Allah taşı toprağı hayatta yaratmış. Bu dönüşme şeylerinde yapıyor, bir şey yapıyor zaman. Ne yapıyorsa, nasıl yapıyorsa, atoma nasıl dönüşüyor işte. Onu şöyle buldum bir işte Kırıkhan'daydı. Şimdi Celal'la, Celal ülkesindeki esmaları, uçur uçakları, havada uçur, 5000 tane uçak uçur böyle. Celal, Cemal uçaklarını uçur, uçur. Aynızda 2000'le yapıyoruz. Vıyy, çarpıştır hepsini. Ne uçak kalır ne bir şey kalır. Enerji dönüşür. Celal ile Cemal'i çarpıştırırsanız kemal çıkar. Çarpışmasından, esmaların çarpışmasından mahluk çıkıyor. Yani Celal esmaları ile Cemal esmaların çarpışınca ortaya çıkan şey ikisinden zıt alem-i şehadet çıkıyor. Mesela kudret yok ama bomba parça gitmiyor. Ama bomba patladığı zaman yaptığı basınç eşyayı yıkıyor, değil mi? Başka bir şey yok. Bir güç. Biz eşya şey demedik mi abi? Zamanın içinde mekan var, değil mi? Mekanın içinde zaman yok. Yok. Çarpıştırınca çıkan şey bizim ilk zahirde mekan çıkıyormuş gibi geliyor, değil mi? Evet. Ama aslında demek ki zaman çıkıyor, zaman içinde mekan çıkacak. Evet, aynen. İşte o... Oraya ilim, zamanda girecek bir şeye, o çarpışma işine. Evet, giriyor işte çünkü bak. İlim, irade, kudret, kelama şey yapınca mesela mahluk çıkacak, atom çıkacak, hayat. Şimdi bu çarpışmalarda mesela... İki tane elektronu aynı hızla çarpıştırırsan bu da yapısı değişir, bu da değişir. Başka bir şey olur. Bu atom denilen bu mahluk, Allah Halik. Esma mevcudata benzemez. Ya bu mevcudat nereden geliyor? Esmaların çarpışmasından çıkıyor. Birbirine şey yapıyor diyor, çarpıştırarak diyor Risale'de geçiyor. Birbirine çarpıştırarak diyor geçiyor Risale'de. Hatırladınız mı? He? Adem alemleri, vücut alemleri. Vücut alemleri ile Adem alemlerini birbirine çarpıştırarak. 11. Ya mesela ondan sonra şey ya 262 miydi? Şu an abi. He. Şimdi Adem alemleri Celal değil miydi? Evet. Celal ülkesi. Vücut alemleri Cemal çarpıştırarak diyor. Subhanallah elhamdülillah çarpışıyor. Allah'a ekber çıkıyor. Subhanallah, elhamdülillah. Bir vuruyor, Allah'a ekber çıkıyor. Yani elhamdülillah ile Subhanallah'ı vuracaksın.
Çünkü Adem alemleri Sübhanallah der. Vücut alemleri Elhamdülillah der. Vücutla Adem, Sübhanla Elham'ı çarpıştır. Kemal alemi Allahu Ekber çıkıyor. Allahu Ekber'den çıkıyor onun için. Onun için en tesirlidir. Hep deniyor. Elhamdülillah demiyorlar. Allahu Ekber, tekbir falan diyorlar ki böyle. Çünkü ikisinin de ikisinden çıkandır. Çarpışmalardan çıkıyor onun için tekbir. Deliler bölgesine hoş geldiniz. İyi misiniz? Son cümleyi bitireyim de çaya dönüşeyim ya. Çünkü çarpıştırmamız gerekiyor çaya. Çay çıkması için bu çarpışma çıkması lazım. Eşyaları yani zamanın tesirinde olan olayları, eşyaların yerlerini, eşyaların yerlerini öne, arkaya, birbirine dizerek fikirleri, hisleri, hareketlerimizi dizmeyi zaman yapıyor. E mesela konuşacağız. Senin kafanda bir sürü bilgi yok mu İrfan? Çok abi. Mesela şeytan hakkında. Nasıl abim? Odun yığınları çok abi. Ha, bak. Peki onların içinde bir şey anlatacaksın. Diziyorsun değil mi bunun? Peki bu dizmeyi senin elinde olmuyor. Yalnız böyle diyorsun, tırrrr çıkıyor. Bunlar işte değer esması yapıyor sen. Sıra sen gel, sen gel, hayır gel gel. Sen bu kadar git, tonun bu kadar olsun. Sen gir, sen de gir, olmaz sen de gel, sen gel. Kelamları birbirine koyan, hisleri birbirine koyan, duyguları ardı sıra koyan, hareketlerimizi şey yapan hep zaman yapıyor. Enfüsü de afakı da dışarıyı. Dışarı içeri. Çünkü buralı değil ki şey zaman. Onun için ahiret hesabına çalışıyor. Adamın mülkü melekut aynı ya. Dibi baş aynı ya. Deli olacağım yani. Dedi işte adam oradakiler. Dedi ki bu zamanı biraz da üstünü açarsanız ahiret şuhut derecesine gelir. Harun abi diyor ki Bediüzzaman talebeleri yapması lazım diyor. Bediüzzaman talebeleri değil midir o? Yap işte, zaten yapıyor. Çünkü zaman hadd-i müstakimde, yani bir doğrultuda gitmiyor. Zaman helezonik hareket ediyor, gidiyor. Tersten de akabilir zaman. İlle böyle akmaz zaman. Herkese farklı akar. Mesela doktorum sahasında söylemen hatırıma geldi. Bitkisel hayata giren adamın zamanı tersten akar. İlkokul 48 numara abi buradayımsın. Mesela var böyle bir akrabam oldu. Bitkisel hayata girdi. Sayıklıyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. İlkokul dönemini sayıklıyor. Son günleri çağırt yapmıyor. Başa geçti. Film baştan geçiyor. Rastlamışsınızdır ya doktorum değil mi? Geçmiyor. Ta ilkokulu konuşuyor. Ya diyor yapma diyor. Önümü kapartıyorsun falan. Duyuyoruz yani adamdan. Konuşuyor. İlkokul numara kaç numara diyor soruyor. İlkokul numaram şu, sınıf şurtayım, şunlar şunlarla beraber oturuyorum diyor. Kimi buradan ahirete zaman akıyor abi genel olarak, böyle geçmiş, geleceğe gidiyor. Kimi de gelecekten buraya geliyor. Geliyor, evet. Yani, ikisi de var. İkisi de var yani. De değere sövmeyin. Değere sövmeyin diyor. Devamı mı? Devamı tam... Değer Allah'tır. Hakikati değil, Allah'tır. Allah'tır yani. Değere sövmeyin çünkü değer Allah. Hadi sen, değil ha. Duygumuz ışığın %8'ini anlıyor, %92'sini etrafımızı çevrelediği halde kavrayamıyoruz. Ve burada bitiriyoruz. Yani haddimizi bilelim diye bunu da koydum. Bak, duygumuz ışığın %8'ini anlıyor, %92'sini etrafımızı çevrelediği halde ışık anlamıyoruz. Esmalar aynı böyledir. Biz hakikate muhatabiyet seviyemiz bu kadar. Ama an şartta bu derste, bu tür derslerden Risale'de istifade etmenin an şartı üstü sağ. Suizan ettiğiniz kişilerden de istifade edemezsiniz, kitaplarından da istemediniz. Hatta masa bir kitap doğru olsa, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, ama o kitabın yazarı Ehl-i Bid'a olsa, o kitaptan size feyiz gelmez diyor. Yani bir şeyden istifade edebilmek için ona üst düzen lazım. Peki bir şey alamazsın, bilgi alırsınız. Feyiz alamazsınız. Suizan ettiğiniz kişilerden bilgi alırsınız, feyiz alamazsınız. Feyiz alabilmek için üst düzen etmek lazım. Üst düzen etmek bugün buldum, Allah nasip etti. Aynaymış. Aynaymış Emirdağ. Üst düzen aynasında diyor. Ne? Ustadını seyrediyor diyor. Ustadını seyrediyormuş.
Ya bu külliyat deli bir şey ya. Tüzan aynasını. Ondan sonra temeline bir indim, baktım Allah Allah, bu nereden geliyor? Meğer yüz tüzanın kaynağı güzel ahlakmış. Su yüzanın kaynağına dibe indim. O da mefhumu muhalifiyle suya ahlakmış. Çünkü ahlak var. Güzel ahlak var. Suya ahlak var. Dünyayı güzelleştiren o büyük zatların temessülü. Timsali suretleridir. 8'de de sanki öyle diyordu o kötü kardeşi olduğundan. Ha o kişi, değil mi? O aynı zan mesela ikinci sözde de var. Aynı memlekete geliyor. Zannına göre bir memlekete düştü diyor. Dikkat ederseniz. Ama bu dünyaya geliyor. Zannına göre bir memlekete düştü. Güzel ahlaklı olduğu için güzel memlekete düştü. Ay, oysa aynı memleket. Küllat hep söylüyor. Güzel ahlaklı olduğu için güzel memlekete düştü. Ama oysa aynı memleket. Kötü ahlaklı olduğu için diyor ki kötü memlekete düştü. Oysa aynı yer yani. Aynı yere geliyor. Kötü dediğin zaman burası. İkisi de buraya geliyor. Dibinden de çıkacak onu. Peki. Bâhir davâhüm enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha tümâ selavat.